Harbi Plus'tan herkese selamlar. Huawei'nin etkinliği gerçekleşti ve Mate serisinin artık son üyesi olan burada Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 Porsche Design RS'i de görmüş bulunduk. Mate 50 E de var. E de var tabii ki, bir de E de var. Yani 4 farklı versiyon görmüş olduk. Yani sadece Mate değil, onun dışında otomobili gördük ki en fazla ona ayrıldı, evet, bu arada. Bunun dışında Türkiye'de gördüğümüz Vosh GT3 Pro, FreeBus Pro 2, SoundJoy. SoundJoy orada bahsedildi. SoundX'in yeni versiyonu duyuruldu. Bunun dışında tabii ki yine birkaç ürün vardı. MateBook E Go vardı. Bir de yeni MatePad Pro modelleri vardı. Bir de Workstation vardı. Aynen, Workstation S modeli de vardı. Ama bizim buradaki odağımız Türkiye'ye de gelmesi neredeyse kesin diyebileceğimiz Mate 50 ailesi. Sadece bilmediğimiz bir durum var. İşte şimdi saydık. Mate 50, Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS, yani Porsche Design versiyonları olacak şekilde toplamda 4 Mate 50'miz var ama bunlardan zaten RS'in olmayacağından eminiz. Bizim tahminimize göre düz versiyonda gelmeyecek. Pro ile 50'yi görürüz diye düşünüyoruz. İyi düşünürsek yani bir ihtimalde Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 E olabilir. Ha, belki şu anki ekonomik vesaire durumlarından Pro'ya da girmeyip düz 50 gelebilir. O da bir ihtimal belki dahilinde bence. Ama böyle bir skala var. Mate 50'nin öne çıkan yanlarından ilki artık Leica imzalı olmayan ilk üst seviye amiral gemisi Huawei cihazları olması ve artık X-Mage dedikleri XT Optics'i falan filan kullanan, yani artık tamamıyla Huawei teknolojilerini kullanan bir kamera dizilimine sahip olmuş olması bu buradaki en büyük ayıran yöntem oluyor. Ve bu açıdan baktığımızda da aslında güzel cihazlar. Detaylara geçmeden önce sana şeyi de sorayım, hani memnun musun tanıtılan ürünlerden, güzel mi geldi sana? Bence güzeldi ya, benim hoşuma gitti gerçekten. Hani Huawei'nin kendi ayaklarının üstüne daha sağlam bastığı cihazlardan biri oldu. Gerçekten emin adımlarla ben bir amacım var dediği ürünlerden biri oldu benim için aslında Mate 50 serisi. Gayet güzel. Ülkemize geldiğinde nasıl bir fiyatlandırma ve nasıl taleple olacağını çok merak ediyorum aslında ben de. Çünkü gerçekten üst seviye bir cihaz. Evet, yani gerçekten hani her şeyiyle üst seviye. Hatta acaba sorularının cevabıyla da burada görmüş olduk. Hatta ilk başta bahsedilmedi. RS'de mi? Yok. Mate 40 E'de bahsedildi ya da Çince olduğu için biz arada fark edemedik durumu. 8 Plus Gen 1 ile geliyor bütün. Ben şeyde aile fark ettim onu. E'de. E'de fark ettim. Orada dedi ki işte ne dedi? Snapdragon Ba Plus dedi ona. Aa, Ba Plus deyince aklımız biz herhalde baba diye aklımıza geliyordu Snapdragon 888. Ba Plus deyince dedim tamam, Snapdragon burada 8 Plus yine Gen 1 var. Yine tabii ki 4G ile beraber, 4G versiyonuyla geliyorlar ama ben de burada şeyi merak ettim. 8 Plus Gen 1'i kullanabiliyorsan mesela XS2'de niye 888'de çıktı? Çok yakın bir zamanda aslında çıktı. Yani 8 Gen 1 ile orada şey olabilir o zaman. 8 Gen 1'in hani bu sıkıntısını gördüğü için Huawei yakladı, ben girmeyeyim, bildiğim işlemciden devam edeyim demiş olabilir. Olabilir. İlk olarak Mate 50'den başlayalım lafı da fazla uzatmadan. 6.7 inçlik OLED bir ekranımız var. Onların deyimiyle hole punch dedikleri aslında delikli çentiğimiz var. Tam ortada konumlandırılmış durumda. Gerçekten şık bir durumu var ki aslında Mate 40 Pro'ya da fazlasıyla benziyor. Yani yine ortada bir yuvarlak var. İçerisinde kameralar var ama bu sefer kameralar kendini çok net belli ediyor. Diğerinde siyah bir yüzeyin içerisindeydi. Çok net göremiyorduk. Bu açıdan güzel bir ekranımız da var. Dediğim gibi 6.7 inçlik 10 bit bir panelimiz var. P3 renk desteği mevcut. Mate 50'de Full HD Plus bir çözünürlük bizlere sağlanıyor. Ama bu biraz daha üstü. 1224'de 2700 piksel. Aslında böyle 2K diyebileceğimiz bir ekran var. Tabii ki OLED şaşırtan tarafı. 90 Hz ile beraber geldi. 120'yi burada sunmadılar. 1440 Hz'e kadar da PWM karartma özelliği var. 300 Hz'de dokunma hassasiyeti mevcut olduğunu söyleyelim. 8 Plus Gen 1 ile beraber geliyor. Her şeyi aynı, sadece 5G'si yok. Bu konuda en azından güçlü bir cihazla beraber geldiğini görüyoruz. Bağlantı tarafında tabii ki işte 5G dışındaki 5.2 NFC vesaire durumları var. AX desteği de mevcut. Bir de uydu bağlantısı geldi. Satellite dediğimiz bağlantı da mevcut. Yani bunda ne demek bu aslında uydu bağlantısı? Bunu biz yarın da aslında göreceğiz Apple tarafında. Uydu bağlantısıyla beraber artık görüşme yapabileceğimiz anlamına geliyor. Mesela şarjınız az veya telefonunuz çekmiyor. Dağdasınız, bayırdasınız. Ya da acil bir durum var. Aydın'ın dediği gibi. Atıyorum asansörde bile kaldın. Yani en ufak
tabiri onu söylüyor. Artık burada şebeke bağlantısı yerine direkt uydu bağlantısı sayesinde burada görüşme yapabiliriz. Yani acil durumlarda bunu kullanabilmiş olacağız. Bence bütün markaların bunu kullanması gerekiyor. Evet, yani gerçekten ama güzel. Şöyle de bir durum var. Ya en azından Huawei'nin lansmanında Çince ve görsellerden anladığım kadarıyla o uydu bağlantısını arayıp alo alo muhabbeti değil, sizin tanımladığınız acil durum kişileri var. İşte canlı yayında da onu konuştuk Eren'le beraber. Huawei'yi size kendi hesabınızı girdikten sonra eklemediyseniz özellikle onu eklemenizi istiyor. Aynen. Bu kişilere işte konum bilgisi vesaire gibi temel bilgiler gönderilebilecek. Diğer türlü benim telefonum çekmiyor. İşte Amerikan başkanı ya da işte başkanlar, cumhurbaşkanları gibi uydu telefonuyla konuşuyorum buradan değil. Şey Aynen. durumu değil. Yani gizli telefon görüşmesinden bağlantı ziyade. Bağlantı sadece. Aynen. Acil durumlarda konum belirtme. Orada da zaten böyle dağın ortasında olan birileri falan durumları olacak. Bu konudan önemli bir gelişme olduğunu görüyoruz ama işte bu senenin popüler özelliklerinden biri olacak gibi. Huawei bunu vurguladı. Apple da bunu vurgulayacak. Büyük ihtimalle artık Oppo'nun da Samsung'un da yeni cihazlarında bunları göreceğiz önümüzdeki sene itibariyle. Kamera tarafına geldiğimizde düz Mate 50'de 50 megapiksellik ultra optik bir kamerası var. Bunun olayı da değiştirilebilir diyafram olması. F1.4 ile 4.0 arasında değişebiliyor. Ama buradaki fark, Samsung zamanında bunu denemişti. S8'de S9'da vardı yanlış hatırlamıyorsam ya da S9'da S10'da. İki değer arasında değişme değil. F1.4 ile F4 arasında bütün değerlere geçebiliyorsunuz. Manuel yani. Olarak onu yapabiliyorsun. Yani açıp kapatabiliyorsun. Evet. O merceği açıp kapatabiliyorsun. Yani otomatikte o değer hangisi olması gerekiyorsa ona o kendisi geçecek ama anladığım kadarıyla Pro modunda sen manuel olarak onu değiştirebileceksin. Bu en önemli yanlarından biri. 13 megapiksellik ultra geniş açılı sensörümüz var. F2.2 diyafram açıklığı sunan. 12 megapiksellik de periskop lensimiz var. F3.4 diyafram açıklığı sunuyor. Burada OIS desteği de var. Bu açıdan baktığımızda aslında genel toplamda değiştirilebilir diyafram sunan güzel bir kamera dizilimine sahip. Ve 5x optik zoom yapabiliyor. Evet. Bunu da ekleyelim yani. Önde de 13 megapiksellik bir kameramız mevcut. Bunu da bahsetmek lazım. Video tarafında 4K çekebiliyor tabii ki ve aynı zamanda bunların AIS dediği işte OIS'i, AIS'i falan birleştirilen bir yapay zekalı daha gelişmiş bir titreşim engelleyici olduğunu da söyleyelim. AIS özelliği yani aslında bu gürültü daha doğrusu titreşim engelleme özelliği 4K'da da çalışıyor. Yani normalde birçok telefonda bu destek var ama Full HD'ye ya da HD'ye çektiğini görüyoruz. Ultra sabitleme için. Bunu da 4K'da da destekleyecek. Bu önemli artılarından biri. 5x optik zoom'da da lensin 24-13-125 arasında değişeceği söyleniyor. Yani o lens uzaklığı olarak. Bu da önemli artılarından biri. Dijital olarak da Mate 50 50'ye kadar çıkabildiğini söyleyelim. Batarya tarafında 4460 mAh bataryamız var Mate 50'de. 66 watt kablolu, 50 watt kablosuz, 7 wattlık da tersine şarj desteği mevcut olduğunu da söyleyelim. Güzel artılarından biri IP68 sertifikasını da sunuyor. Yine orada Çince yazdığı için emin olamadım ama galiba 6 metreye kadar da inebiliyorsun IP68 değerine baktığımızda. Ve 3 farklı da depolama seçeneğiyle de satın alabiliyorsunuz. 128, 256 ve 512 evet. olarak satın alabiliyorsunuz ama sadece 8 GB RAM'li olarak da bunu satılıyor. Yani 12-16 gibi RAM seçenekleri yok. Ben Yuan tarafını dolara çevirdiğimde Mate 50'nin 720 dolara tekabül ettiğini gördüm. Standart olan versiyonun bu şekilde yani 720 dolara bir amiral gemisi telefon alabiliyorsunuz aslında. Evet yani orada aslında artık diğer markaların da yani mesela OnePlus'ın falan filan da rakip olacak seviyeye Tabii. indirilmiş aslında fiyat Aynen. bazında. İşin Pro tarafına geldiğimizde 6,74 inçlik yine 10 bit tabii ki P3 desteği sunan Full HD Plus 1 çözünürlüğümüz var. Burada değer birazcık daha artıyor aslında. O da birazcık ekranın büyümesinden. 1212-2616 piksellik bir çözünürlük. Bu sefer 120 Hz'imiz var. 1440 Hz PWM karartma da mevcut. Ve işte tabii ki aynı anda 10 parmak desteğine de sahip bu ekran. Zaten artık bunu birçok ekranda görüyoruz. 8 Plus Gen 1'imiz tabii ki burada da mevcut. Ve biraz önce bahsettiğimiz aslında işte uydu bağlantısı, acil durum şeyi de ki bu arada batarya tarafında da acil durum batarya modu var. Bu ultra güç tasarrufunun bir tık daha altı. Evet. Orada direkt şey gösteriyor böyle %1 ile saatlerce gidebilme ihtimalini Aynen. gösteriyor. Bunu da kullanabiliyorsunuz ama büyük ihtimalle her şeyi kapatıyor yani SMS Tabii canım, dışında şey, bir şey, şey yapamıyor olsa gerek. Bir de arama yaparsın belki. Belki onu bile kapatıyordur onu da bilemiyorum. Bunun dışında
dışında kamerada burada değerler tabii ki daha güzel. Çünkü 50 megapiksellik ana kameramız burada da bulunuyor. Ama mesela direkt OIS desteğinin olduğu burada da belirtilmiş. Hatta kontrol edeyim. Şeyde düz Mate 50'de OIS desteği yok ana kamerada. Pro'da bu durum mevcut. 64 megapiksellik periskop lensimiz var. F3.5 diyafram aralığını sunuyor bizlere. Bir tane 3D TOF sensörümüz var. Ama bu 13 megapiksellik kamera içerisine de aynı zamanda eklenmiş. Bir diğer yandan 13 megapiksellikte geniş açılı sensörümüz var. Yani 50 ana, 64 periskop, 13 ultra geniş açılı sensörümüz ve 3D TOF sensörümüz var bu kamerada. Ve 6 bıçaklı o değişen diyafram açıklığı. Yani 6 tane farklı orada bıçak var. Açıp kapattığınızda 6 tane var. Dediği gibi Aydın aslında pro modda bunun direkt kendimiz de gelirse eğer bunu denemek hani görmeyi çok istiyorum. O bıçakların böyle açılıp kapandığını ben gerçekten görmek istiyorum yani. Kamera tarafında bence belki DxOMark test ettiğinde yine kafaya oynayacak telefonlardan olabilir. Bir tanesi olacaktır. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. P50 Pro'da bildiğimiz gibi bir sene boyunca DxOMark'ın birincisiydi. Huawei oradan da kendi bir pay çıkarak yani bir akıl yürüterek de XMC ortaya koyduktan sonra bence yine kafaya oynayacak ve birinci veya ikinci olacak diye ben düşünüyorum. Ya P50 Pro'yu geçmesi lazım tekrar. Kesinlikle artık. Aynen yeni bir cihaz geçemezse Leica'sız sıkıntı demektir. Bir de 200 megapiksel 200x'e kadar da zoom yapabiliyor. Evet ama bunu direkt aslında 100'e kadar yapıyor. Anladığım kadarıyla orada bizim arkadaşların da uyardığı nokta doğru yani. Aynen. 200x aralığı sunan bir sensör var ama bize 100x'e kadar direkt destek sağlıyor. Burada 3.5x'lik bir optik zoom yapabiliyorsunuz kayıpsız bir şekilde. Çünkü burada yine o fokal dediğimiz aralık 24-13'e 90 mm olarak değişebiliyor. 100x'e kadar da çıkarabiliyorsunuz. Yine tabii ki 4K'da sarsıntı engellemeli bir şekilde video çekebiliyorsunuz. 4700 mAh bataryamız var. 66 watt kablolu, 50 watt kablosuz, 7 watt tersine şarj desteği de buradaki olayda mevcut. Bir diğer yandan tabii ki o 200x'e kadar çıkabilmesinde şeyden emin olamıyorum işte hani direkt yapabiliyor mu olacak, 100 mü yapacak? Bunu birazcık daha ilerleyen şeylerde hani resmi bültenler çıktığında görürüz ya da işte lokal veya global lansmanları yapıldığında da daha net açıklanır bence bu. Bunun dışında bu telefonlar bu arada HarmonyOS ile beraber geliyor. HarmonyOS 3.0 ile beraber geliyor. Ama globale tabii ki yani EMUI ile gelir. Söylentiler birazcık EMUI 13 desteği alacağını. Yani aslında HarmonyOS 3'ün EMUI'ye uyarlanmış hali gibi diyebiliriz. Çünkü hani EMUI 12 ile HarmonyOS 2 arasında da çok büyük farklar yok. Yani ufak tefek farklılıklar var kullanıcının görebileceği tarafta. Bunda da öyle olacak gibi görünüyor. Bir diğer yandan tabii ki ekstra şeyler de hani eklenmiş bu tarafta. Örneğin işte app card kısmı geliştirilmiş. Daha güvenli bir sistem var. Direkt mesela senin yüklediğin bir uygulamanın daha sonrasında bir sıkıntı olduğunda direkt silebiliyor. Bu uygulama senin verilerini çalabilir ya da çalıyor vesaire diye. Bununla alakalı geliştirmeler yapılmış. Tabii ki hani Huawei Share kısmı falan filan daha da kolaylaştırılmış, geliştirilmiş ve WPS Office'le de bir yakın çalışma var. Hani nasıl Samsung kanadı Microsoft'la şey yapıyorsa burada da WPS Office'in biraz daha kullanışlı hale gelmiş ve ilk olarak iPhone'da gördüğümüz ama oradaki kıyasladığında baktığımızda da daha hızlı bir şekilde toplu kopyalama yapabilme. Evet. Ben bunu mesela özellikle şeyde görüyordum iPhone'da. Toplu fotoğraf seçimede sürekli sağ parmağın takılı kalırsa seçiyordum. Bunu birçok farklı şeyde yapıp tek bir yere yapıştırabiliyorsun. Sadece fotoğraf da değil bu arada. Dosyayı da aynı şekilde. Fotoğraf, dosya, yazı vesaire. Ses, hepsini bir birden fazla yapabiliyorsun şeklinde görülüyor. Mate 50 Pro 256 ve 512 versiyonlarıyla geliyor. Yok. Aynen 128 hiç yok burada. Ve 976 euro dolarla 1120 dolar arasında değişen bir fiyata sahip. Bu da tabii ki yuan'ı çevirdiğimizde direkt iPhone 14 yüksek. Pro rakibi yani fiyat olarak o şekilde. Bir de RS versiyonu tanıtıldı bildiğiniz gibi. Bütün aslında Huawei tanıttığında cihazların üst seviyelerde burada tabii ki de Porsche Design'la olan işbirliğinde RS versiyonlarını da tanıtıyor. Tasarım aynı. Tasarım aynı hiç değişmiyor. Direkt sadece, Mate 40 RS yani başka bir şey aynen. değil. Aynen sadece şöyle bir farklılık yapılmış. Arkadaki seramik kaplamada Sera Bicolor kaplama var. Bu da demektir ki seramiği artık 2 tonlu olarak kullanıyorlar ki zaten baktığımızda işte mesela siyah versiyonunda ortada bir mavi şerit var. Altın versiyonunda beyaz ya da beyaz altında değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Böyle biraz pembemsi de bir altın renk seçeneğini bizlere sunuyorlar. Öyle bir geliştirme yapılmış yani dizayn teknolojisinde.
renklerde hoş duruyor. Bir periskop kamerası farklı aslında şeyden Mate 50 Pro'dan biraz daha farklı olarak burada. 48 megapiksellik burada bir tane periskop kameramız bulunuyor. Bunun dışında aslında tüm özellikleri standart Mate 50 Pro ile aynı ama şöyle bir farklılık daha var. Burada 12 GB'da 512 versiyon olarak geliyor. Tek. Standart olarak ve tek olarak geliyor. Fiyatı da yaklaşık olarak 1868-70 dolaylarında bir dolara tekabül ediyor. Yani 1900 dolar diyeyim ben ona. Zaten lansman dedim hani 2000 dolar olur falan dedim. 1900 dolara neredeyse tekabül edecek bir fiyatta çıkmış oluyor. Tabii ki de hani ülkemize falan gelmeyecektir ama ben dünyanın kalan kısmında da Porsche dizaynı tercih edecek insanın da çok çok kısıtlı sayıda olacağını düşünüyorum. Bence de. Yani genel itibariyle Mate 50 serisi bu şekildeydi. Bunun dışında aslında şunu söylemek istiyorum. Nelerini beğenmedim. Onu ekleyebilirim burada. Birincisi standart Mate 50'de 90 Hz ekran olması bence artık olmamalıydı. Çünkü amiral gemisi bir cihazdan bahsediyoruz. 120 standart olmalıydı. Evet. İkincisi ise şarj kısmında 66 Watt değildi. Bildiğin gibi IFA'da tanıttıkları burada 100 Novon'la beraber 100 Watt'lık şarj tanıtmışlardı kendileri. Burada da 100 Watt'ı kullanmaları gerekiyordu diye düşündüm. Ama tabii ki bizden daha iyi bildikleri bir nokta vardır. Bunun Ar-Ge çalışmasında 100 Watt yerine 66 Watt'ı kullanmışlar. Bu şekilde iki farklı noktada eksikliğini ben hissettim Mate 50 ailesinin. Ya daha şey olabilir bence de hani ufak tefek eksiklikleri var. Bir de mesela makro kamera severler için şeyi söyleyelim. Mate 50'de de Mate 50 Pro'da da Ares'te de zoom lensimiz, telefoto lensimiz makro kamerası görevi görüyor. Hani makro kameralarda normalde kamerayı yaklaştırıyorduk. Burada artık 3.5x'e kadar kayıpsız 10x'de hala net görüntüler sunabildiği için aslında makroyu birazcık telefotoya entegre etmişler. Yani siz daha yüksekten zoom'u fazla yaparak makro çekim yapabileceğiniz anlamına geliyor. Bunu da bahsetmiş olalım. Yine Türkiye'ye gelme ihtimali olan bir de Mate 50e versiyonu var. Buna baktığımızda cihazda 778G var. 4G ile olan versiyonu tabii ki yine. Ama özellikler bakımından da hani 778G ile beraber güzel bir toparlama yaptıkları görünüyor. Hani net bir şey verilmedi. En sonunda aslında ürünün kendisinden ortaya çıkarıldı direkt şey olarak, fiyat olarak. Ama baktığımızda tasarımı yine Mate 40 ailesine benziyor. Bunun yanı sıra 128 ve 256 GB versiyonları var. Fiyatlar bayağı iyi seviyede ama kamera vesaire gibi detaylar daha çok fazla şu anda net bir şekilde açıklanmadı. Sadece bu da var denilecek şekilde bir paylaşım oldu. Bence cihazlar gerçekten çok güzel. Ben dediğim gibi özellikle Mate 50e ve Mate 50 Pro'yu bekliyorum. İki cihazı, bir tanesi işte fiyata oynayacak, bir tanesi de gerçekten Pro seviyede yarışacak telefonlar. Hani iki farklı versiyona gelmesi de gayet güzel. Yani 128 ve 256 olarak hangisi tercih eder bilmiyorum ama fiyatlar tabii ki ülkemizde belli olduğunda tekrar üstüne konuşuruz ama sanki Mate 50e'nin gelse gerçekten de rekabetçi olacağını düşünüyorum. En azından kamera tarafında bile rekabetçi olacağını düşünüyorum. Çünkü X-Mage vurgusu burada da var. Hani sensörleri söylenmemiş olsa da. Bir de şey durumu var. Ekim'de Çin'de çıkacağı vurgulanmış. Şimdi ona yakınlaştırıp baktım o sekanstaki şeye. Oktober'da geleceği vurgulanıyor ama sonuçta o da bence gelebilir. Çünkü artık E serisi birazcık Lite serisi gibi oldu. Lite'ın yerine geldiği için bunları da görürüz diye düşünüyorum ben. Ama genel olarak baktığımızda yani güzel cihazlar bir tık beklentimin altında kaldı gibi ama bu beklentimin altında kalma sebebi oradaki verilen birçok bilgiyi anlamamış olmamız olabilir. Belki, evet. Yani ben birazcık da global lansmanı ve global fiyatları bekleyeceğim. Ya da Türkiye'deki fiyatlar da önemli olacak. Örneğin şimdi tekrar şöyle baktığımda HDR desteğinde HDR Vivid'e geçiyorlar. Gorilla Glass yerine şeyin adını yine unuttum. Ben de unuttum. Çinli bir önemli bir şey üreticisi var. Cam üreticisi koruma var. Ona geçiyorlar. Ve hani orada paylaşılan videolarda falan çok sağlam bir sisteme geçtiği, iyi bir deneyim sunduğunu bizlere vurguluyordu. Tabii ki bunları birazcık şey yapmak lazım. Deneyimlemek lazım. Kesinlikle. Kameralarda çok iyi görünüyor. Birçok noktada iyi görünüyor. Ama işte deneyelim ki diyelim evet iyiymiş ya da X-Mage çok daha iyi seviyeye taşırmış ya da nerede o Leica'lar falan diyebiliriz de o da bir de şu aklıma geldi şimdi Çin'deki fiyatları biz dolara çeviriyoruz ama global lansmanda euro fiyatları olarak ortaya çıkacak. Euro fiyatları biraz daha bence yukarıda olacak. Yani ben 50 dolar diyeyim siz 50 euro diyeyim bir tık daha yukarıda olacak. Şeyden de anlayabiliriz bunu mesela. Lansmanda yani 2,5 saatlik lansmanda biz ona şeyleri de ekleriz. Neydi onun adı? Time kodları. Time kodları oradan şeye bakın mesela FreeBuds Pro 2'nin, GT3'ün falan filan Türkiye'deki fiyatı
oraya göre daha düşüktü. Daha düşüktü gerçi. Tamam, tam tersi diye aklımda kalmış. Daha yüksek, oradan anlayacaktım. Daha düşüktü. Veya çok kafa kafayaydı ama telefon kısmında bildiğiniz gibi çok farklı işler dönüyor. Vergisiydi, bilmemdesiydi. Aynen öyle. O yüzden fiyatlar, Avrupa fiyatları açıklandığında, Euro bazın açıklandığında ben şöyle bekliyorum. 999 Mate 50e, işte 1200 Euro şeklinde Mate 50 Pro. Sonrasında da 1900 euro civarında da aslında Porsche Design tarafını bekliyorum. Yani Pro versiyonunun 1200 euro civarında olacağını, Mate 50'nin 999, 899'a da Mate 50e'nin geleceğini düşünüyorum ben. Yani 899, 999, 1200, 1199 gibi bir fiyat bekliyorum euro tarafında. Bakalım neler olacak. Bence maksimum 999 olur. 800-700 diye yaparlarsa mükemmel olur. Hiç sanmıyorum. Çünkü Mate 40 serisi açıklandığında bile euro fiyatları 1000'in üzerindeydi. Net hatırlıyorum. 1000'in üzerindeydi. Yine aynı şekilde fiyatlandırmayla gidecek diye düşünüyorum. Sizler de Huawei'nin Mate 50 ailesi hakkında, yeni tanıtılan telefonları hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Zaten lansmanın linkini de yaptığımız 2,5 saatlik yayın linkini de aşağıda bırakırız ve time kodlarına koyarız. Hangi telefonun orada olduğunu, işte başka ürünleri, özellikle arabanın ne kadar uzun süre anlatıldığında orada. Bir saati arabaydı ya. Tabii aynen. Ama güzel arabaydı bu arada. Aynen, bayağı. Hani belki birazcık daha verileri düşsün, yine Çince olduğu için oradaki değerleri bazılarını kendimize "aa buymuş" dedik falan. O içerideki Latin alfabesini çekmeye çalıştık ama onun da detayları gelsin. Belki onunla da alakalı bir video da yapabiliriz bu arada. Olabilir. Çünkü yazılım gerçekten çok gelişti. Bu kadar üzerinde duruyorsa Huawei bir şeyler yapmıştır yani. O yüzden üzerinde de durmakta fayda var. Dediğimiz gibi sizler de kendi yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki değerlendirmede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.